Şimdi Bursa'daki olay veya Yozgat'taki olay, bunlar yeni yaşadıklarımız şey de bu ciddi anlamda azgınlaşmanın veya işte dizginleşmemenin ve de rahat bir şekilde aldıkları şeyden kaynaklanıyor. Yani tavizden kaynaklanıyor. Bunları yaparken nasıl olsa bize bir şey olmayacak. Hatta terfi etmek istiyorsa bir de bunu yapıyor. Yani onu alıyorlar açığa, işte kamuoyu baskısıyla bir yere bir hafta, 10 gün, belki bir ay bir açığa alıyorlar. Ondan sonra da onu rütbelendiriyorlar. Daha da yukarı mevkilere getiriyorlar. Bunu hep gördük zaten. Yani o devlet kadrolarında bu tür işte fütursuzca şey işleyenlerin ödüllendirildiğini hep yaşadık. Şimdi bu hakikaten bir okul eğitim yuvasında bir eğitimcinin öyle zorba kapıları kırarak ve müdür yardımcısının eşyalarını, özel eşyalarını toplatıp dışarı atarak, kaldı ki bir kadına karşı bunu yapması hakikaten bu çağda insan aklının, insan gibi düşünen her bir varlığın kabul edeceği bir şey değil. Yani insan olmanın gereklerini içinde yaşayan bir eğitimci böyle bir şey yapıyorsa, ben ona eğitimci gözüyle de bakmam. Eğitimci değil o vatandaş. Bir zorba. O zorbanın hakikaten işte terfi edilmesine de çok çok üzülürüz. Yani bunlar bu tür kadroların, bu tür eğitimcilerin o okul çevresinde, hatta 500-300-500 metre uzakta bile durması gerekiyor. İyi kötü bu ülkenin de bir yasaları vardır. Yasalara göre şikayette bulunursun. Varsa bir suçu, bunun mahkemeleri vardır. Mahkemelere gidersin, ki kaldı ki antiparantez belirteyim, mahkemelerde de bir şey yapalım. Çünkü şey yok, adalet yok. Yani ona güvenimiz de yok. O da gitmiş. Çünkü her kurum, her tabaka partizanlaştırıldı. En büyük kaybımız burada. Bu hükümet gitse bile, bu burayı tamir etmek bile belki 20-30 yıl, 40 yıl alacak. Yani bu hakikaten büyük bir zayiat. Yeniden gelecek böyle bir objektif, herkesi tarafsız, böyle adalet dağıtan bir kurum oluşması gerçekten ciddi anlamda zaman alacak bir şeydir. Onun için bu sadece Alevi kurumlarının da yine dönüp dolaşıp diyor, bizim sorunumuz değil bu sadece. Veya eğitim senin sorunu değil bu sadece. Bu hakikaten diğer işte odaların da, sendikaların da, bütün sivil toplum örgütlerinin sorun olması gerektiğine inanıyorum. Bütün partilerin, siyasi partilerin sorun olması gerektiğine inanıyorum. Ciddi anlamda işte laik, seküler bir yaşamı kendisine ilke edinmiş, tüzüğüne bunu koymuş her partinin bunu karşısında olması gerektiğine inanıyorum. Ama maalesef bu tür şeyler olduğu zaman işte birçoğu da suskunluk içerisinde, görmemezlik içerisinde, bunun bize bir faydası olacağını sanmıyorum.